Bu kızlar resmen spor yaparken beni izliyor. Vay canına, çok formda görünüyor. Onunla evlenmek harika olurdu. Beraber çok mutlu olurduk. Benimle evlense rüyam gerçek olurdu. Aman tanrım, o ses de ne? Açlıktan ölüyorum. Ay, çekil yolumdan, onu ben besleyeceğim. Al bakalım, sana yemek getirdim Jack. Hanımlar, sakinleşin, yeter bu kadar. Bunu çözmenin tek yolu var. Vay, bir kapışmadayız. Peki, bakalım neyimiz varmış. Oo, mükemmel bir altın makaron. Yaşasana, altın bir kraker. Bu daha iyi olabilir gibi hissediyorum. Selam, evet. Burada biraz yardıma ihtiyacım var. Merhaba, şimdi bu tabağın güzelleştirmesi lazım. Teşekkürler. Demek istediğinizi anladım. Hemen düzelteyim. İşte bu kadar. Bu sorunu çözmüştür. Mükemmel. Böyle kesinlikle çok daha güzel. Al bakalım. Teşekkürler. Bu da neyin nesi? Tabağını nasıl güzelleştirdi? Şimdi benim de tabağımı daha güzel hale getirmem gerekiyor. Ben de birilerini yardım etmesi için çağırabilirim. Hey, ne haber? Koskoca 5 dolar mı? Hadi canım. Al bakalım. İyi eğlenceler. Ha, bu krem şantiyle ne yapabilirim acaba? Dur bakalım, harika bir fikrim var. İşte bu kadar. Krakerin üstündeki delikten çıkartabilirim. Küçük mükemmel bir krema tepeciği oldu. Ha, o da bir şeyler denemiş sanırım. Hadi bakalım, kimin tatlısını daha çok seveceğimi görme zamanı geldi. Daha eğlenceli göründüğü için ilk bunu deneyeceğim. Çok lezzetli. Sıra bunda. Vay canına. İkisi de çok iyiydi. Her ikinizi de tebrik ediyorum. Aha, yaşasın. Tatlılarımıza bayıldı. Bu çok iç karartıcı. Nasıl görünüyorum? Keşke bir aynam olsaydı. Çok uzun bir gündü. Eve gitmeyi 4 gözle bekliyorum. Şöyle azıcık kestireceğim. Gardiyan uyuyor. Bu benim için bir fırsat. Sessizce. Hapishane spor salonunda o kadar saati boşuna geçirmedim. Hadi pazolarım. Şu donatlara ihtiyacım var. Boşuna uğraşıyorum. O ses de ne? Neler oluyor? Telefonummuş. Alo? Tabii ki hayır. Uyumuyordum. Sadece gözlerimi dinlendiriyordum. Odanıza gelmemi mi istiyorsunuz? Emredersiniz efendim, derhal. Belki uzanırsam onlara yetişebilirim. Az kaldı. Neyse ki oltam var. Şemsiyeyi ne yapacağım? Boşver, o donatları alayım yeter. Bundan sonra hücremi de iyice bir süpüreyim. Bu kesinlikle işe yarayacak. Hadi, az kaldı. İşe yaradı. Şu tatlı lezzetli donatlar benim olacak. Anahtarı bir kez çevirdim mi? Donat cennetindeyim. İşte oldu. Etrafta kimse yok. Normal davran. Dikkat çekme. Öyle güzel kokuyor ki. Olduğun yerde kal. Ellerini arkaya getir. Bir polis memurun donatını çalmaya çalışmak ciddi bir suçtur. Çirkin. Yoksul işi. Vay canına. Şuna bak. İşte bu. İşte böyle görünmek istiyorum. Çok güzel olacağım. Uşak. Evet hanımefendi, size nasıl yardım edebilirim? Bak, bunu istiyorum. Elbette hanımefendi, sorun değil efendim. Çok güzel olacağım. Neden bu kadar uzun sürdü? Affedersiniz efendim, lütfen oturun. Bir şaheser yaratalım. Sonra babacığım bana bir at aldı ama beğenmedim. Ben unicorn istiyordum. Babacığım onların gerçek olmadığını söyledi. Ben de o bana tek boynuzu at alana kadar nefesimi tutamadığını gökkuşağı koydum. Ve işte bitti hanımefendi. Çok güzel, teşekkür ederim. Benim için zevkli hanımefendi. Ciao. Diğer mahkumlar kıskanacak falan yani. Bunu internete koymalıyım. Muhteşem, göz alıcı, çok güzel. Bir dakika. Fon çok çirkin. Buldum. Fakir şey. Evet, sen mavili, buraya gel. Anne, okula gitmek istemiyorum. Uyandım.
Ne istiyorsun? Bu parmaklıklar selfie'lerimi mahvediyor. Bir şeyler yap. Onu kaldıramayız ama halledeceğim. Bir kataloğa bakın, beğendiğiniz bir şey var mı? Hayır. Sonraki? İdare eder. İşte bu. Mükemmel seçim efendim. Gerisini bana bırakın. Şunları önünüzden çekeyim. Bunun için çok üzgünüm. Vay canına, bayıldım. Başka bir isteğiniz olursa söylemeniz yeter. Tamam, şimdi çekin. Şekerden hapishane parmaklıkları. Böyle çok daha güzel görünüyor. Nefis, nefis, nefis. Tam ağzıma layık. Ah, çok sinir bozucu. Buyur. Görünüşe göre buna ihtiyacın var. Para. Evet, buna hayır demem. Neyse, lüks öğle yemeğim neymiş? Yanında altın rengi patates kızartmasıyla altın kaplı hamburger. İşimi görür. Bir şey eksik. Tabii ya, nasıl unutabilirim? Selfie hashtag altın hamburger lüksü. Selfie çekemeyecek kadar açım. Acaba ben ne yiyeceğim? Yine mi? Kağıttan hamburger. Bir de sihirli değnek mi bu? Ha? Hokus pokus. Ah, nereye kayboldu? O ne? Ah, ha? Aptal değnek. İşte al sana. Aa, nereye gitti? Evet, sadece bunu alacağım. Doğuracağım midemi. Vay canına, kağıttan çok daha güzel. Çöp. Çok iğrenç. Ah, geri döndün mü? Yeni kıyafetlerini beğendim. Ne demek istiyorsun? Bir dakika, bir muz kabuğu. Çok iğrenç. İğrenç. Acaba ilk meydan okuma neyle ilgili? Bunu anlamanın tek yolu var. Hadi bakalım. Havyar, ne lezzetli ve iştah açıcı. Normalde bunu benim yerime yapan çalışanlarım var ama her neyse. Bebişim için her zaman en iyisi. Tek kelimeyle muhteşem. Bu gerçekten güzel görünüyor. Ekmek pek o kadar heyecan verici değil. Belki de bir şekilde tatlandırabilirim. Buldum. İşte yapacağım şey şu. İşleri biraz kızıştıralım. Yani epeyce. Ufak noktalar halinde döküp güzel görünmesini sağlayacağım. İşte böyle bitti. Çok güzel görünüyor. Hey bak, benim de havyarım var. Biraz ister misin? O Morino mu? Tabii, neden olmasın. Afiyet olsun. Çok acı. Belki de ağız tadın bunu anlamaya yetecek kadar gelişmiş değildir. Bu kadar acı. Belki de bu pek iyi bir fikir değildi. Bir şeyler yapmam lazım. Al şu suyu iç. Ah, teşekkür ederim. Tamam, bu hiç fena olmadı. Sağ ol anneciğim. Bu hiç hoş değildi. Neden bahsettiğini hiç anlamıyorum. İlk yarışmaya hazır mısınız? Leziz ramen zamanı. Ah, hey bak. Ramen'e bayılırım. Ha? Bununla ne yapmam gerekiyor? Yemeğe hazır olur sanıyordum. Küçük bir yardım lütfen. Her şeyi ben mi yapacağım? Peki. Neler oluyor? Nasıl yaptın bunu? O benim, bıraksana. Hayır, asla. Bunu yapsana, inanamıyorum. Çok yavaş kaldın. Anlaşılan ramenimi haşlıyorum. Ramen parçasını suya koyalım. Sonra da kettle'ı açalım. Biraz alternatif bir yöntem ama işe yarıyor. Ağzım şimdiden sulandı. Şu makarnalara bak. Hazırlar. Denemek için sabırsızlanıyorum ama bir şey daha istiyorlar. Ne kadar mutlu görünen bir sosismiş. Öyleymiş ama yemekle oyun oynanmaz. Ya hadi ama şuna baksana. Ben yerim. Bir şeyler düşünmem lazım. Yok, böyle olmayacak. Neden bu kadar zor ya? Pişmemiş makarna da yenmiyor ki. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi kötü hissettim. Yardım etsem mi? Hey Tina. Şşt. Şimdi ne oldu? Şuna bak.
Bunları makarnanla kullanabilirsin. Ciddi misin? Vıcık vıcık sümük gibi. Peki hadi bakalım. Üstüne marul koyalım. Hamburger gibi yapalım. Bu sonraya kalsın. Hey, süre doldu. Tam zamanında. Mükemmel olmadı ama olduğu kadar. Ne yaptın sen ya? Hiç de güzel durmuyor. Denediğim için bir şey alıyor muyum? Yok. Eva'nın yemeğine bak. Makarnası pişmiş. Galiba bu tür benim. Sırada yaban mersini olacak. Leziz, sulu sulu ve sağlıklı. Güzel. Vay. Ne? Neden düğme var? Ben de bilmiyorum. David, bu ne? Nereden çıktı ya onlar? Ben de sizin kadar şaşırdım. Ben basıyorum. Hadi bakalım. Yılan mı? Ya çok tatlı. Çiftlikte tıpkı bunun gibi bir tane vardı. Gel buraya ufaklık. Burada kalabilirsin. O kadar da abartma. Evet, sıra bende. Hadi bakalım. Şuna bak. Merdane çıktı. Acaba bununla ne pişirsem? Kek mi? Yok ya. Düşüncelerini mi görüyorum? Süper güçlerim mi var? Düşünmeye çalışıyorum. Yaban mersinli turta. Harika bir fikir. Önce hamuru açarak başlayalım. Eşit bir şekilde açılması lazım. Daire şekli vereceğim. Sonra da güzelce örmem lazım. Daha hızlı bir yol biliyorum. Şununla kareler kesip çıkarabilirim. Süreç çok daha hızlı oluyor. Artık turtanın üzerine koyabilirim. Leziz duruyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Sen neler yapıyorsun? Bunu benim yaptığıma inanabiliyor musun? Beni kötü gösteriyorsun ya. Neyse, tekrar deneyelim. Lütfen yılan olmasın. Ne çıktı? Popitmiş. Bak, hiçbir şey olmadı. İyi de bununla ne yapacağım? Yaban mersinlerini yerken oynayabilirim. Bir dakika, bir fikrim var. Popit'i meyveyle dolduralım. Sonra da üstüne çilekli yoğurdumuzu dökelim. Bu sayede kremamsı olacak. Tüm yaban mersinlerinin üstü kaplanmalı. Bu kadar yeter. Süs şekerleri de gelsin. Rengarenk oldu. Üstelik lezizler. Şimdi de donduralım. Harika görünüyor. Dondurma gibi oldu. Yani popit dondurması. Çok güzel. Hayır, kırıldı. Zavallı Tina. Ne yapacağımı biliyorum. Olamaz. Kazara turtamı parçaladım. Çok sıkarım. Bunu nasıl becerdin? Olur böyle şeyler. Aman. Sağ ol Eva. Neler oluyor? Pardon dalmışım. O ne ya? Turtaya ne oldu? Takıldım. Sen uyurken çok şey oldu. Verilecek tek adil karar var. İkiniz de kaybettiniz. Aman neyse, sanki umurumuzda. İster misin? Evet lütfen. Ben de bir parça turta alayım. Güzelmiş. Bütün bu kıyafetlere inanamıyorum. Burada ne varmış? Tam bir boy aynası. Bana her konuda yardım edebilecek bu hologram asistanlardan biri. Peki bu kıyafeti deneyelim. Aman tanrım, evet. Bedeni de mükemmel oldu. Başka bir şey deneyelim. Vay, harika bu kıyafet daha. Hamikinin zevki müthişmiş. Yine deneyelim. Vay, kendimi hiç bu kadar şık ve zengin hissetmemiştim. Bir de şu aksesuarlar ve takılara bak. Evet, kesinlikle bugün bunu giyiyorum. Pek kıyafet yokmuş. Fakir insanlar nasıl yaşıyorlar ya? Belki de şurada işe yarar birkaç şey vardır. Bu da ne? Burası çok daha kötüymüş. Neden her şey bu kadar sönük ve sıkıcı? Renk de mi parayla? Hiç böyle hayal etmemiştim. Bu ne? Gazete. Hemen ilanlara bakalım. Şuna bak. Müthiş bir stilistin reklamı var. Bu durumda tam da ihtiyacım olan şey. Şunu hemen arayayım. Eminim beni araya sıkıştırabilir. Umarım buraya gelmesi çok sürmez. Pekala, geldim ve berbat görünüyorsun. Fena bir hata yapmış olabilirim. Evet, giydiğin şey bence de bir hata. Peki, işe koyalım. Durumu düzeltebilirim. Bunların hepsini kesinlikle değiştiriyoruz. Bu rengi çok kullanınca cilt onunla yakışmıyor. Oldu. Ellerimden yine bir şahesler çıktı. Evet, beni dinleyin arkadaşlar. Şimdi karşınıza yepyeni bir tarzla çıkıyoruz. İşte geliyor. Alkışlarınızı duymak istiyorum. Aynen öyle. Kıyafetlerle ortalığı yakacağım. Misket limonu kombinim gelsin. Fırfırlı eteğim de var. Çok mu fırfırlı? O zaman şu bol kesim hırkaya bakın. Tavşan desenli duş bonesiyle tamamlanıyor.
Evet, taco istiyorum. Ah, bu da neydi? Bir ses beni uyandırdı. Dur bir saniye, odamda birisi mi var? Ver ses, ah ne yapacağım? Saklansam mı? Böylece güvende kalabilirim. Dur gerçi, eşyalarımı almasına izin veremem. Dövüş becerimi sınama zamanı. Biraz daha yaklaşayım. Hayır, hayır, hayır. Ha? Yakaladım seni pis hırsız. Beni soyamazsın. Ellerini bağladım, oh olsun sana. Müthişim, günü kurtardım. Bir saniye, tuz alıcı mı? Olamaz, sanırım korkunç bir hata yaptım. Bu hırsız falan değil ki, evin hizmetçisiymiş. Hemen seni ayağa kaldıralım. Ay çok özür dilerim. Dur da ağzındaki bantı çıkarayım. Sanırım bunu da almak istersin. Ay çok fazla sincap var. Hayır. Pol umudumu çaldılar. Ha? Bu ses de neydi? Burada bir şey duyduğuma eminim. Ne olur ne olmaz kontrol etsem iyi olur. Salona doğru gizlice geçelim bakalım. Ne? Aman tanrım. İnanamıyorum. Evde bir hırsız var. Bu çok saçma bir durum. Olamaz, yakalandım. Lütfen ateş etme. Sessizce gideceğim. Söz kimsenin canını yakmayacağım. Aman tanrım, düşünsene bir hırsızsın ve böyle bir yeri soyuyorsun. Uzun bir süredir duyduğum en komik şey falan. Sen bakınmaya devam et. Bir şeyler bulabilecek misin? Görmek istiyorum. Peki. Buralarda güzel bir şeyler olmalı. Of, şaka herhalde. Şu sulama kabına bakayım bari. Hey, yok. Buraya kadar boşuna mı geldim yani? Ha, haklıymışsın. Burada çalmaya değer hiçbir şey yok. Evet, sana bir şey olmadığını söylemiştim. Kısmetin yokmuş. Ne diyeyim ki, kendimi kötü hissettim. Cidden fakir olmalısın. Durumun benden bile kötü olabilir. Al, çikolatan var, senin olsun. Ah, en sevdiğimden, teşekkürler hırsız. Bir kere dev gibi bir adamla kavga etmek zorunda kalmıştım. 2,5 metre falandı. Sanırım geçen meydan okumayı artık ardımızda bıraksak iyi olur. Açalım mı? Bu pek iyi görünmüyor. Çok kuru görünüyor. Her neyse, yemek yemektir. Bu sanki karton yemek gibi bir şey. Hiç hoşuma gitmedi. Bir dakika, bir fikrim var. Bu burgeri kaseye koyacağım. Üstüne sıcak su dökeceğim. Lezzetli erişteye dönüştü. İşte ben bunu yerim. Ne kadar sıradan. Neyse ki benim de bu dolar burgerim var. Çok lezzetli ve pahalı. Ay dişim. Üstünde ne çok mücevher var. Güzel görünüyor ama yenecek gibi değil. Keşke bende de erişte olsaydı. Çok güzel görünüyor. Sen üzülme prensesim, annem birazdan seni besleyecek. Ama gözünü dikip bakmak kabalıktır. Biraz erişte ister misin? Biraz denemeyi çok isterim. Sen de bunu alabilirsin. Dolar burgerlerden bıktım zaten. Ekmeğine gerek yok. Çilin. Harika. Değiş tokuş diye ben buna derim. Bu nasıl ufaklık? Oh, hadi ama. Bunu yapabiliyor muydun? Bu haksızlık. Bu sefer ne var acaba? Ben çok acıktım. Aa, pardon. Buyur ilk sen aç. Teşekkürler. Altın bir anahtar. Ne ısrarengizi acaba, ne için? Şey, bir şeyler oluyor. Neredeyim ben? Oh, ay canına. Aman tanrım, bu inanılmaz. İnanamıyorum. Nereye gitti? Bakar mısınız? Bu çok tuhaf. Umarım iyidir. Sanırım burada sadece ikimiz varız. Hashtag selfie. Şimdi ben ne yapacağım? Aa, mesaj geldi. Yok artık. Ona şekerden şato mu verilmiş? Ben de istiyorum. Sorun yok ama benim daha iyi bir fikrim var. Tam ihtiyacım olan şey. Sanırım hazırım. Bu üstünden stres atmak için harika. Neredeyse bitti. Kendime şirin ve ufak bir şato yaptım. Bayağı da hoşuma gitti. Harika bir şato bu. Bütün gün yiyebilirim. Ha? Nereye gitti? Daha bitirmemiştim. Ah, geri döndün demek. Ne harika. Selam, seni gördüğüme çok memnun oldum. Ah, ne muhteşem. Bunu istiyorum. Çok iyiymiş. Aa, bunu sen mi yiyordun? Ben. O benim pastamdı. Özür dilerim. Ben bitirdim sanmıştım. Bunu sevmem, iki kişilik yemem lazım. Önce ben açacağım. Tamam, peki. Aa, sabırsızlanıyorum. Ah, en sevdiğim simli balık. Vay canına. Lup lup lup. Ah, yemeğiyle oynuyor.
Lop lop. Oh, bu öyle harika kokuyor ki. Hmm, düşündüğüm kadar lezzetli. Hmm, açlıktan kıvranıyorum. Benim için de iyi bir şeyler olmalı. Bakalım. Ha? Bunu yiyemem. Bu bir olta. Bu yenmez değil mi? Afiyetle ye. Bak şimdi seyret. Ağız sulandırıcı bir şeyler yakalayacağım. Ne? Bir şey beni yakaladı. Giysi mi? Bunu yiyemem. Biraz daha uzağa atayım. Hadi ama. Bu çok ağır. Ha? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Yardım et, yardım et. Beni çekiyor. Ha, işte seni tuttum. Oh, böyle daha kolay. Çek, çek, çek. Bu çok zordu. Oh, selam minik balık. Evet, yardım edebilir miyim? Hey, bak konuşan bir balık. Canım sushi çekmişti. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Lütfen beni bir daha yakalama. Vay canına. Nam nam. Tik tik. Karnım hala aç. Lütfen ben de alabilir miyim? Hmm. Tabii. Neden olmasın? Teşekkür ederim. Hmm, çok iyi. Karın doyurma zamanı. Etrafta kimsecikler yok. Şşt, bu tarafa bak. Ne istiyorsun? Bak bende ne var? Çok uykun geliyor. Hah, o bende işe yarama. Çok uykun geliyor. Aa, işe yaradı. Şimdi ne olduğuna bakayım. Altın bir kalp, vay canına. Aa, çok yumuşak. Lımbıdı lımbıdı. Hmm, önce birazcık yalayayım. Vay canına. Hmm, çok güzel. Aa, bir şey alıyor. Aa, altın bir yüzük. Aa, harika. Acaba... Hmm, başka ne alacağım? İşe yaradı. Altın bir kolye geldi. Bir dakika. Belki de çıkıyor. Bunu da yiyebilir miyim? Nefis. Demek ki bunu da yiyebilirim. Hmm, bu daha da güzelmiş. Çık çık. Ne? Nasıl? Ah, beni kandırdın. En azından benimki hala duruyor. Hmm, bu şey de ne? Kesinlikle bana göre değil. Aptal şey. Ne? Neler oluyor? Vay canına, muhteşem görünüyorum. Hanımefendi, bu davetiye sizin için. Ha? Bir defile. Hey! Şahane göründüğümü biliyordum. Bay bay. Hey, nereye gidiyorsun? Selam, hepinizi seviyorum. Anne, anne bak, okulda bir parti yapılacak. Aa, çok güzelmiş, eğlenceli görünüyor. Ama anne, giyecek bir şeye ihtiyacım var değil mi? İyi fikir. Burada kullanabileceğimiz bir şeyler olacaktı. Bakalım bu neymiş? Mavi bir şey gibi duruyor. Eski bir cekete benziyor. Hadi giysene. Aa, peki, hiç değilse üstüme oluyor. İyi bir başlangıç. Ama kesinlikle bir güzel temizlenmesi lazım. Ah, kımıldama. Sadık süpürgemizi örümcek ağlarını alacağım. Evet, harika alıyor. Şimdi dön arkanı da orayı da alayım. Birazcık daha ve... Aa, kapat şunu. Hey, dur bir saniye. Aslında aklıma güzel bir fikir geldi. Pekala, işte toka. Hadi deneyelim. Aa, anladım. Tokayı süpürgenin ucuna şöyle takalım. Sonra da saçını toplamak için makineyi çalıştıralım. Ve toka da saça kolayca geçsin. Mükemmel. Saç yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Evet. Bence bu partiye gitmeye hazırım. Yardımın için teşekkürler anneciğim. Harikasın. İyi eğlenceler. Aa, dur. Davetiyeyi unuttun. Selam millet. Ben geldim. Ha? Eli de mi saçlarını ikiye ayırmış? Betty de mi? Liam bile saçlarını ikiye ayırmış. Böyle bir akımın parçası olamam. Akımı ben başlatırım.
Hey, sen stiliste misin? Bu yüzden saç sorunumu çözmek zorundasın. Peki, seninle partide görüşürüz. Ah, neyse ki geldi. Baksana, burada herkes saçlarını iki tane ant kuyruğu yapmış benim gibi. Oh, haklısın. Buna izin veremeyiz. Ama endişelenme, her şeyi düzeltecek bir çözümüm var. Saçının bir kısmını şuradan şöyle ayıracağız. Birkaç tane daha yapıp diğer tarafa da aynısını yapacağız. Evet, şimdiden güzel oldu bile. Ama daha bitirmedim. Biraz da pırıltı katmalıyız. Kelimenin tam anlamıyla saçına parlak taşlar ekliyorum. Harika. Galiba bu partiye resmen katılma zamanım geldi. Ah, yok artık. Emma'ya bak, nefes kesici. Liam, ciddiyim. Hemen bakar mısın? Wow. Oo, Emma'nın parti kıyafeti müthişmiş. Acaba bana öyle bir şey yakışır mıydı? Şu şekerleri kullanalım. Ucundan yalasam. Ay, düşermiş. Of. Sanırım nasip değilmiş. Nereye koymuştum? Ah, fare! Ne? Fare mi? Evde mi? Aman tanrım. Aa, işte tişörtüm ya. Aptal fare mahvetmiş. Kemirip üstüne kocaman bir delik açmış. Anne! Tatlım, iyi misin? Fareden mi korktun? Hayır, ama en sevdiğim tişörtümü mahvetmiş. Amanın, gerçekten kocaman bir delik açmış. Ha, ama bu durumu bile güzel bir şeye çevirebilirim. Elimizde büyük bir delik var ve bundan kurtulmalıyız. Hadi bakalım, hepsini kesersek o da gider. Şimdi elimizde tişörtün kalanı var. Gerçi birkaç kesik daha atmamız lazım. Korkma, güzel olacak. Yakanın da etrafını bir güzel kesip atacağız. Sonra da tişörtün ortasından aşağı doğru keseceğiz. Ama sadece önden, arkadan değil. Şu kenarları da katlayıp büzgülü şekilde dikeceğiz. Korkma, dikmesi çok zor değil. Kenarı büzüp ipliği içinden geçiriyoruz. Bitti. Ön tarafı da bağlayınca tatlı, göbeği açık bir bluzumuz oluyor. Vay canına anne, yaptığın şeyden çok etkilendim. Bayıldım, teşekkürler. Ah, unutmadan ekleyeyim, sonuçta üşümeni istemiyorum. Dur bir saniye anne, bu şalın üstünde de fare deliği var. Aptal farecikler. Onlardan kurtuluş yok değil mi? Bu ne? O fare işte, o da kendi yolunda. Ne? Bluzumun üstüne dondurma döktüm ya. Bugün daha kötü olabilir miydi? Şimdi değiştirmekle uğraş. Bakalım, bu kıyafetlerin hiçbirini de beğenmedim. Burada giyebileceğim başka ne var? Ah, çok şükür buradaymışsın. Harika oldu. Yardıma lazım. Amanın, burada acil bir durum var. Bakalım burada işe yarayacak bir şeyler var mı? Ah, şu baskılı ipek gömleğe ne dersin? Ah, evet, çok yakışacak. Hey, beni ıskaladın. Aa, pardon, sandalyeyi değil seni giydirmek istemiştim. Aa, hiç sorun değil, işe yarayacak başka bir şeyim daha var. Aa, demediye boş ver. Bu iş için fazla güzel oldum. Ah, özür dilerim ama sorun yok. Bende parıltı ve cazibe bitmez. Peki, bunu kendim giysem daha iyi olacak. Artık sandalye ve hademeye giydirmiyoruz. Bu işe yarar. Al. Sanırım ücreti karşılar değil mi? Teşekkürler. Sonra görüşürüz. Oh, ne günmüş ama. Kıyafet atmalı da bu kadar kötü olunmaz ki canım. Sonunda her şey yolunda. Sınıfa gidebilirim. 2-3 başla. Oh. Çiçek mi? Peki. Kolay görünüyor. Bunu yapmak zorunda mıyız? Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Ben bir dahiyim. Mücevherlerimi kağıdın üstüne sereceğim. Şimdi de üstlerinden boyayacağım. Çok boyaya gerek yok. Ayrıca çeşitli renkler kullanacağım. Peki, bu kadar yeter. Boya fırçasının ucuyla zincirleri kağıt üzerinde sürükleyeceğim. Bu şekilde boya yayılacak, renkler birbirine geçecek. Karşınızda çiçeğim. Epey güzel oldu değil mi? Vah, etkilendim. Şimdi de makyajıma döneyim. Fırsat bu fırsat. Güzel görünmem lazım. Bir namımız var yani. Aynen, aferin sana. Tam da ihtiyacım olan şey. Şimdi çiçeğimi yapabilirim. Boyayı şu makyaj fırçasına batıralım. Sonra da aynısını yeşil boyayla yapalım. Harika görünüyor. Biraz da detay ekleyelim. İşte bu. Çok güzel oldu.
kanıtları da yok edelim. Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey. Güzel, makyajımı yaparken dikkatimi dağıtma. Göz kamaştıracağım. Aa, süre doldu. Ne düşünüyorsunuz? Etkileyici değil mi? Benimki daha naif. Aa, mükemmel olmuş. Çok ilginç Sera. Beğeneceğinizi biliyordum. Yok artık. Komik olan ne? Yüzünde boya var. Güzelim cildim, olamaz. Bir sanat eseri olmuş bu Sera. Dünya onu görmeli. Resimleriniz mükemmel olmuş. İkinizi de tebrik ederim. İki turda tek boynuzlu at çizeceksiniz. Evet, onlara bayılırım. Atlara benziyorlardı değil mi? Hayvan çizme konusunda çok kötüyüm. Şşt, ne? Şuna bak. Bir sürü para. Resmimi çizersen hepsi senindir. Sera, senden beklemezdim. Hayır, kendin çizeceksin. Aa, siz bilirsiniz. Bu tur hiçbir şey yapamayacağım. Biraz abartıyor gibisin. Bu çizim için güzel bir tüyom var. Elimi kağıda koyup etrafını çizeceğim. Sonra detayları yapacağım. Tek boynuzlu at çizmek böyle çok kolay. Şimdi de boyama zamanı. Tek boynuzlu atlara pembe çok yakışır. Ya çok tatlı oldu. Boynuza biraz daha boya ekleyeceğim. Ne kadar da hızlı. Bitti gitti. Ya şuna bak. Neden bu kadar mutlusun? Aklıma bir fikir geldi. Molly'den kopya çekebilirim. Ama benimki zengin bir at olacak. Şundan mükemmel boynuz olur. Sanatın iyisi pahalıdır. Ne düşünüyorsun? Ciddi misin? Aynı benimki gibi olmuş. Hayır, benimki daha pahalı. Hey öğretmenim. Oo, şuna bakın, harikulade. İkinize de aferin. Ben bir sanatçıyım. Peki bu sefer böyle olsun. Aman. Oo, burası bayağı güzel bir okula benziyor. Eğlenceli olabilir. Hanım, oda numarası da tuhafmış. Hanımlar önden. Lizzie, bize bu odayı vermişler gibi görünüyor. Aman tanrım, şuraya bak, berbat halde. Dur biraz, tahmininden de kötü. Burayı yıkmaları lazım. Hayır, hayır, hayır. Böyle bir odada yaşamamızı bekliyor olamazlar. Ne, sorun değil. Bu durumu kabul etmesine inanamıyorum. Fakir olduğundandır. Bak, süpürge varmış. Bence burayı temizleyebiliriz. Örümcek ağları aslında kolayca temizlenebiliyor. Bir de bolca çöp ve ıvır zıvır var. Alıp atmak çok da zor olmaz. Oo, şu gazeteleri de duvardan çıkaralım. İşte böyle. Şimdiden güzelleşmeye başladı bile. Doğruca çöpe. Her yerde de bu olat var. Pekala, yatağımı hazırlama zamanı. İşte bu içimi ısıttı resmen. Oo Lizzie, paylaşmak istersen burada daha epey yer var. Yok aslında, kendi tarafımı da kendim temizleyeceksem. Alo, evet, benim için birkaç iş yapmanızı isteyecektim. Merhaba efendim, temizlik için çağrılmışız. Aha, bir saniye, Liam'a ne kadar da benziyor. Neyse, buranın tamamını temizlemeni istiyorum. Aha. Hemen hallederim, hiç sorun değil. Gerçekten de şova gerek yok. Neyse, işini yapsın da. Galiba bu çöpün toplanması lazımmış. Pardon efendim, temizlik işim bitti. Tabii ya, para. Neden herkes hep para peşinde anlamıyorum. Ama neyse, al bakalım odamı temizlemenin karşılığı. Daha mı istiyorsun? Of, pekala, tamam. Al bakalım, bu kadar yeter bence. Şimdi lütfen gider misin? Başka bir arama yapmalıyım. Evet, şuraya koy lütfen. Mükemmel. Tam da istediğim gibi. Artık gidebilirsiniz. Oo, senin tarafın bitmiş. Hoş duruyor. Saçın bu renkte güzel görünüyor. Efendim, yuvarlak mı kare mi olsun? Durabilirsin. Bugün bu kadar pedikür yeter. Evet, artık başlasam iyi olacak. Hayır! Böyle mi ölecektim? Sonum geldi. Biricik ayağım. Hayır. Öldüm ben. Böyle yaşayamam. Böyle olmamalıydı. Bu nasıl başıma gelebilir ki? Doktor bey, beni kurtarmalısın. Acı içindeyim. Parmağını mı çarptın? Bir şeyler yapın. Tabii tabii. Dur da yakından bakayım. Bu işine yarar. Şimdi de yara bantını takalım. Aman tanrım, bakamayacağım. Biraz iyileşti mi? Hayır. Peki.
Evet, senin biraz gıdaya ihtiyacın var. Bu atıştırmalıkları olur. Aa, üstelik en sevdiklerimden. Bir de şu yelpazeyle seni serinletelim. Aa, çok üşüyorum. Bir türlü de ısınamıyorum. Ah, tabii ya, ateşim çıkmış işte. Biraz iyileşmek için yapabileceğim bir şeyler olmalı. Oh, biraz ilaç alabilirim. Beni biraz iyileştirebilir. Ah, bu yetmez ki. İlaçlar çok pahalı. Belki annem yardımcı olabilir. Selam anne. Oh, nasıl bu kadar hızlı geldin? Ah, tatlım, sen hasta olunca ben hissederim. Baksana, sağlık çantamı getirdim. Şimdi seni şipşak iyileştiririz. Önce biraz çayla başlayalım. İşte hazır. İçebilirsin tatlım. Bak şimdi, çayı sevmediğini biliyorum ama iyileşmek istiyorsan içmek zorundasın. Anne, bu çay beni ateşten önce öldürecek. Sıra şifalı otlarda. Şimdiden iyileştim bile. Al bakalım tatlım. Çayla birlikte alırsam tadı daha kötü olmaz mı? Aferin, içmeye devam et. Ah işte. Sana ev yapımı çorba yaptım. Hayır anne, bezelye çorban olmaz. Yok artık, aç bakalım ağzını. Hadi ama, bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. İşte bu kadar. İşte anasının minik tosunu. Başka ne vardı? Aa, tabii ya, elma. Şöyle biraz da tosunu aldık mı? O benim küçük tosuncuğum uyuyakalmış. Şöyle üstünü de örteyim de sıcak sıcak uyusun. İnandı mı? Sanırım inandı. Pekala arkadaşlar, umarım resim dersi sınavına hazırsınızdır. Şimdi lütfen başlayın, bakalım ne kadar öğrenebilmişsiniz. Ah, nasıl ya? Çantamda sadece bunlar mı var? Tüh ya, elimde resim yapmak için sadece şu minik renkli kalem kalmış. Avucu bile açık değil. Lisinin önündeki onca şeye bak. Bir sürü renk ve birçok çeşitli malzeme var. Peki, sanırım bunu kullanmak zorundayım. Dur bir saniye. Belki param çıkış eriyor. Gerçi metaliksizim. Hey, bir dakika. Çözümü şu çöpte bulabilir miyim? Bakalım burada neler varmış. Ne yapıyor? Hey, burada bir dondurma çubuğu var. Bununla bir şeyler yapabilirim. Peki, sınıftaki şu silikon kalıpları kullanmamız gerekiyor. Şuraya biraz su döküp üstüne de gıda boyası ekleyelim. Hepsini güzelce karıştıralım ki homojen olsunlar. Güzel. Şimdi de diğer renklere geçebiliriz. Sonra da dondurma çubuklarını koyalım. Kesinlikle dik durmaları lazım. Sonra doğruca dondurucuya. Harika. Hepsi donmuş ve sıradaki adıma hazır hale gelmişler. Pekala. Bakalım meybuz boya kalemlerimiz umduğumuz gibi işe yarayacak mı? Güzel. Şu renklere bak. Harika gidiyor. Biraz da yalayalım. Ferahlatıcı. Hakkını vermek lazım. Oldukça zekiceydi. Şimdi ne yapsam bilemedim. Bir dakika, param var. Bir işe yarar herhalde. Bu kadar yeter. Bonjour. Sanatçı mı çağırdınız? Henüz değil. Önce bana biraz resim yap. Peki, anlıyorum. Size bir şaheser çıkaracağım. Resim dersi çok sıkıcı. Şaheseriniz tamamlandı. La la. Ne? Bu da ne? İğrençmiş. Çek şunu gözümün önünden. Sanatımı sevmediniz mi? Siz ne anlarsınız? Sanatçılara katlanamıyorum. Selam. Peki neyse. Hadi bana resim yap. Pekala efendim. Öğretmenim bana sınıfın en iyisisin diyor. Boyaları seviyorum. Boyama çok güzel. Tamam, bitirdim. Bu da ne? Bir ev ve birkaç bulut mu? Yok, yeterli değil bence. Ağlama, öyle demedim. Buralarda yapabileceğim bir şeyler olmalı. Bak, lollipop. O da ne, lollipop mu? Ne? Şuradaki. Para tabii ki. Al bakalım. Git bakalım şimdi, uzaklaş. Sıradaki. Aman tanrım, berbat durumda. Pekala, sana ne yapabileceğimi gösterim. Al bakalım. Aman tanrım, vay, bayıldım. İşte param. Pekala, teşekkürler efendim, anlaştık. Harika olmuş. Hey Liam, sanat eserime bak. Evet, iyi, güzel olmuş da ben resmimi şu an dondurmalarla yapıyorum. Hey, bütün ilgini bana vermeliydin, kendi resmine değil. Hazır mısın? Vay, şu marshmallow'lara bak. Ne, bir tane mi? Sadece bu mu? Bununla ne yapabilirim ki? Ezik. Bu çok
güzel olacak. Marshmallow'ları waffle ızgarasına yerleştireceğim. Kapağı kapatalım ve çalıştıralım. Şimdi de bekleme zamanı. Ya kötü bir şey mi oldu? Bu kadarı yeter. Sana gününü göstereceğim. Sadece şu mikrodalgaya ihtiyacım var. Hiç şatafatlı bir ekipmana ihtiyacım yok. Marshmallow'u mikrodalgaya koyacağım. Sonra da ısıtalım. Ne? Ah, bir koku alıyor musun? Ah, hayır, bu bir felaket. Of, her şey berbat oldu. Ya, bu hiç adil değil. Oh, benimki hazır. Vay canına, büyümüş. Kocaman olmuş, şuna bak. Vay canına, bu inanılmaz. Marshmallow'ları yaktığıma inanamıyorum. Kırık aldığını biliyorsun değil mi? Üzgünüm. İşte bu. Bu fevkalade olmuş. Devasa bir şey, harika iş çıkarmışsın. Ah harika, teşekkür ederim. Tebrikler. Ne çıkacak acaba? Vay, bir pasta. Ne oluyor burada ya? Peki açayım da gitsin. Çikolatalı cupcake. Harika. Bunu yemek istiyorum. Hey, el çantama ihtiyacım var. Aa, tabii. Teşekkür ederim. Hayır. Buna ihtiyacım yok. Bütün bunları oraya nasıl sığdırıyor? Nerede bu? Öf, bunu istemiyorum. Az önce bir iPhone mu attı? Bana aldırmayın. Daha önce gördüğüme eminim. Bebeğim, bu pastanın üzerinde harika görüneceksin. Yerleştirelim bakalım. Bugün benim şanslı günüm. Vay canına, bu çok güzel görünüyor. Şimdi biraz renklendirelim. Bunu bebeğimin üzerine yerleştireyim. Şu jöleyi döksem yeter. Dikkat, onu mahvetmek istemem. Bu çok ilginç. Etkilenmeye hazır mısın? Halkayı kaldıracağım. Vay, şuna bak. Daha işimi bitirmedim. Biraz da sihirli toz. İşte bu kadar. Çok güzel oldu. Bununla nasıl yarışabilirim ki? Aa, bir fikrim var. Denemeye değer. Üstüne şeker sıkabilirim. Sonra da üstüne biraz daha. Başka bir şeye daha ihtiyacım var. Öyle yemeyim. Ama hayır, ona ihtiyacım yok. Bu beni her seferinde güldürüyor. Şu gözleri kullanabilirim. Kekin üstüne koyayım. Fena değil. Ne düşünüyorsun? Yok artık, bu bir şaka mı? Burada bir rekabet bile söz konusu değil. Amanın ha, bu müthiş olmuş bir şaheser. Bunu hak ettin. Yaşasın, çok gurur duyuyorum. Bu ucube şey dene, çok korkutucu. Ateşe ver onu. Ama o kadar da kötü değildi. Öyle mi? Sen bence tatlısın. İlk sen aç. Altın yumurtalar mı? Nasıl yumurta pişirebileceğimi biliyorum. Bununla ne yapabilirim? Her şeyi benim mi yapmam gerekiyor? Şunu deneyin. Güzel fikir. Bunu ben bile berbat edemem. Peki, yumurtayı kırayım. Yaptım işte. Vay canına, şuna bak. Bunu tekrar denemek istiyorum. Bir altın para daha. Daha sık yumurta yemeliyim. Tatlarının nasıl olduğunu merak ettim şimdi. Ucundan tadına bir bakayım. Biraz baharata ihtiyacı var. Bu işe yarayacaktır. Hala lezzetsiz. Ama tuzladın. Tadı berbat olacak. Ne aptalım. Peki, bunu beklemiyordum. Şeftali, yoğurt. Tamam, sanırım ne yapacağımı biliyorum. Yoğurdu bir tabağa boşaltalım. Bu kadarı yeterli olacaktır. Sonra şeftaliyi ekleyelim. Sağlıklı bir sahanda yumurta. Son olarak da birkaç elma dilimi ekleyelim. Bundan gayet güzel bir kahvaltı olur.
neyse ne. Ah, yaratıcı, usta işi ve ilham verici. Harika, tam puan aldın. Evet. Sana gelince ise... hayal kırıklığına uğradım. Kaldın. Umarım sallantılı bir uçuş olmaz. Ah, pardon. Geçebilir miyiz? Ha, dünyalılar okuma bilmiyor mu? Bu noktadan sonra yiyecek içecek yok. Yani hayır, geçemezsiniz. Gerçekten mi? Ne saçma kuralmış. Pardon hanımlar. Ha, biliyorum biliyorum. Gümüş rengi bana yakışıyor. Ne haber? Buyurun efendim. Ne çocuk ama. Harika bir fikrim var. Hemen geliyorum. Ah, peki, beni bekle. Normal davran. Hiçbir şeyden şüphelenmeyecek. Ben göreve gidiyorum. Aa, selam. Tabii ki. Buyurun geçin. Teşekkürler. En fazla bu kadarını yapabildim. Ama ben sevdim. Kurnazca. Bu da ne? Aa, selam. Musa'ya gidiyorum da. Üstündeki ne senin? Garip değil mi? Hep küçük kesintileri yüzünden. Hiçbir şey görmedin değil mi? Gördüm. Yiyecek içecek yasak. Peki, mutlu musun? Artık mutluyum. Geç bakalım. İşe yaradığına inanamıyorum. Beni yakaladı. Üzülme. Benim şekerlemelerimden alırsın. Cidden mi? Teşekkürler kanka. Güzel duruyor. Çok lezzetler. Harika bir fikirdi. Selam, ben partiye gelmiştim. Hadi hadi, acele et. Kim olduğumu biliyor musun? Üzgünüm, giremezsiniz. Tabelaya bakın. Yiyecek içecek yasak. Anlaşıldı mı? Peki ya şimdi? Hiç bu kadar para görmemiştim. Peki, buyurun. İyi eğlenceler. Sıradaki... Atıştırmalıkları böyle mi sokabilirim yani? Ne kadar param var? Bu kadarı yetmeyebilir. Keyfim kaçtı. Sanırım partiye falan gidemiyorum. Şşt, hey. Ha? Şu ürkütücü adam benimle mi konuşuyor? Ne istemiştiniz? Şekerlerini mi sokmak istiyorsun? Şu çöpe bak. Partiye açılan gizemli bir geçit o. Ciddi misin? Evet evet, inan bana. Bedavaya olmaz. Çok param yok. Bu yeter mi? Önce bir fiyat pazarlığı yapmam lazım. Hep böyle oluyor. Peki, ver bakalım. İşte anahtar. Ne? Nereye kayboldu bu? Ve neden kokuşmuş bir muz kabuğum var? Böyle de dolandırıcılık olmaz ya. Bir dakika. Ne oldu şimdi? Bu cidden bir geçit mi? Harikaymış. Sonuçta partiye girebileceğim. Üstelik atıştırmalıklarım da var. Hadi bakalım. Lili, gökten mi düştün sen? Aso ister böyle girer. Oo, şeker. Bana da, bana da. Neyse, hadi eğlenelim. İyi akşamlar hanımlar. Merhaba, film için gelmiştik. Ancak içeriye yiyecek içecek alamıyoruz. Ben varken asla. İyi de alt üstü bir kutu kola. Hadi gel gidelim. Gitsek iyi olacak gibi. Ne yapalım? Gerçi bir fikrim var. Ne yapacağım bununla ben? Sen onu tut, ben önden gireceğim. Güven bana. Selam, yiyeceğim de kolam da yok. Girebilir miyim? Peki, yine de gözüm üstünde. Teşekkürler. Pardon. Bağcıklarınız açık kalmış. Öyleymiş. Kolaları at bana, yakalayacağım. Anladım. Tut bakalım. Güzel atış. Geliyor. Hayır. Pek hoş olmadı. Belki de fark etmemiştir. Git buradan. Geri geleyim de deme. Kazar oldu. Dur bakalım. Buyurun. Şuraya bakın. Son moda da bu. Vay. Kıskandınız mı? Biz de yapabilir miyiz?
Yaparız ya. Yine mi siz ikiniz? Elimizde bir şey yok ki. Bak. Yiyecek içecek yasak. Peki madem, girin bakalım. Evet, yani teşekkürler. Çok da zor değilmiş değil mi? Bu filmi izlemeyi çok istiyordum. Kola ister misin? Teşekkürler. Ah, keyifler yerinde. Şerefi. Tamam, hadi şunları birlikte açalım. Ah, bu bir biftek. Açıkçası en sevdiğim şey sayılmaz. Buyurun alın. Bunu benim için pişirin lütfen. Ah evet, güzelce kesilmiş bir ete iyice yumuşatalım ki muhteşem olsun. Şimdi de waffle makinesini kullanıyoruz. Oh, doğru, waffle yapmıyoruz ama onu kullanacağız. Zamanını bifteyi pişirecek şekilde ayarlayalım. Hmm, bu enfes kokuyu alıyor musunuz? Bu biftek leziz ve harikulade olacak. Yaşasın, bifteğimi pişirmeyi bitirdim. Sanırım biraz süslemeliyim. İşte buyurun. Güzel görünüyor, harika bir aşçıyım. Tamam, sanırım ben de deneyebilirim. Nasıl yani? Bak, galiba gökten biftek yağıyor. Ah, elbette bu bifteği senin için pişirebiliriz. Bifteği çubuğa geçiriyoruz. Sanırım pişti. Of, ay ay, çok sıcak. Aa, galiba bifteğim pişti. Şuna bak, kömür gibi olmuş. Biftek falan kalmamış. Bu kötü görünüyor. Bunu istiyorum. Küçük bir parça kesip tadına bakayım. Bu biftek kesinlikle nefis. Senin için yaptım Jake'ciğim. Öf, sanırım şimdi de bunu denemeliyim. Ah, kokusu berbat. Tadına bile bakamayacağım. Oh, çok utanıyorum. Utanmalısın. Önce ben açmak istiyorum. Vay canına, bu kızarmış tavuk nefis görünüyor. Vay canına. Ah, affedersin. Galiba ben de açacağım. Ha, benimkinde yumurta mı var? Sana iyi şanslar. Bununla ne yapacağımı biliyorum. Bu altın külçesini kullanacağım. Aslında iki tane lazım. Şimdi biraz altın tozu hazırlayayım. Evet, artık altın kaplı bir tavuğum var. Şahane görünüyor. Buna karşı hiç şansın yok. Yumurtayla ne yapsam? Ah, buldum. Bir muma ihtiyacım var. Yumurtayı yerine geri koyayım. Pekala, şimdi sadece bu mumu yakmam gerekiyor. Tüh, son kibriti de kullanmışım. Evet, tamam. Bu konuda sana yardım edebilirim. Altın kaplama çakmağımı almadan hiçbir yere gitmem. Ah, vay canına, çok güzel. Teşekkürler. Şimdi mumumu yakıyorum. Mükemmel. Bana da bu lazımdı. Şimdi şu maşayla yumurtamı alıyorum. Ve yumurtayı mumun ateşine tutuyorum. Ey, o yumurtaya ne yapıyorsun? Çok iğrenç görünüyor. Simsiyah oldu. Mumla işim bitti. Şimdi doğruca bardağa gidiyor. Ah, bak parlıyor. Oo, gümüşe döndü. Bunu nasıl yaptın? Neyse, ben olmasam yapamazdın. Ah, Jack'e gönderdiler. İlginç. Galiba şu altın tavukla başlayacağım. Yumuşak ve sulu görünüyor. Harika. İyi kızarmış tavuğa bayılırım. Yaşasın, beğendi. Ben bir dahiyim. Pekala, sıra bu gümüş yumurtayı denemeye geldi. Bayağı havalı görünüyor, heyecanlandım. Sanırım biraz daha sert vurmalıyım. İçi hala çiğ, bu yumurta hiç pişmemiş. Ah, bu hiç işe yaramadı. Bugün taktığım yüzüğe kesinlikle bayılıyorum. Böbürlenmeyi bırak da kapağı aç. Altında hiçbir şey yok. Artık neyi pişireceksen? Ah, bak bir pizza geldi. Hadi bakalım şimdi de gül. Kutuyu açayım. Ah, burada bol sucuklu bir pizza var. Olamaz. Umarım bende de pizza vardır. Bak sende ne var? Bu da ne? Görmek için bile büyüteç lazım.
Minik bir peynir, minicik bir pizza tabanı ve minik sucuklar. Ah, buna inanamıyorum. Minik pizzanı afiyetle ye. Şimdi sakıncası yoksa pizzam üzerinde çalışacağım. Küçük mücevher sandığımı açayım. Altın zincirlerimle başlıyorum. Onları pizzanın üzerine böyle koyuyorum. Harika, şimdiden güzel görünüyor. Biraz değerli taş ve mücevher de ekleyeyim çünkü güzel görünüyorlar. Şimdi de sıra en önemli parçada, bu büyük zümrütte. Elbette tam ortasına layık. Vay canına, bu bayağı mücevherli oldu. Galiba cımbız kullanarak başlasam iyi olacak. Tamam, işte minik pizza tabanı. Minik sucukları üstüne ekliyorum. Sanırım üçünü de üstüne sığdırabilirim. İşte bu da benim minicik peynirim. İyi ki minik peynir rendem yanımdaydı. Sıra bu peyniri rendelemeye geldi. Minik peynir bu pizza yavrusuna yetti de arttı bile. Hatta bana da küçük bir parça kaldı. Bakalım güneş mi çıkıyor? Evet, işte sıcacık ve parlak. Büyüteçimi tekrar çıkarayım. Güneşle büyüteç bir araya gelince bu peyniri eritecek. Şu kabaran peynire bak, akışkan ve leziz. Neyse, yine de minicik bir pizza. Daha bitmedi. Şöyle minik bir pizza kutum var. Pizzayı kutuya koyup kapatayım. İşte gittiler. Şimdi Jake deneyip karar verecek. Tamam, anlaşılan sıra pizzada. Büyük pizza ile başlayacağım. Bunun üzerinde mücevherler var. Şunları üstünden atayım. Bir dakika, bu da neyin nesi? Altın bir zincir yemişim. Hala çıkıyor. Bu pizza tam bir felaket. Hayır, pizzamı beğenmedi. Tamam, sıra minik pizzada. Yani bayağı minik. Tek lokmada yiyebilirim. Vay canına, bu minik pizza kesinlikle şahane. Evet, minik güçlüdür. Minik güçlüdür. Vay! Dur. Önce ben açabilir miyim? Peki, nasıl istersen. Harika. Tada. Vay, kurabiye mi bunlar? Biraz fazla sade duruyorlar. Şu pudra şekerini mi kullansam? Pudra şekeri işleri hep tatlılaştırır. Ufak bir şeye daha ihtiyacım var. Sen uyuyordur nineciğim. Şunu bir saniyeliğine ödünç alacağım. Hiç belli etmedim. Bu işe yarayacaktır. Şekeri öyle rastgele serpmek olmaz. Bu ufak taktik hep işe yarar. Göstereyim mi? Çok güzeller değil mi? Güzel. Ne varmış? Ben de yaparım bunu. Ne var? Kurabiye yok mu? Biraz yardım lütfen. Şu popiklere bak. Şu olmaz. Hangisini seçsem ki? Yine de bir şey daha lazım. İşin püf noktası tam burada. Karşınızda şekerlerim millet. Şu renklere baksanıza. Resmen büyüleyici. Vay! Aferin Lexi. Evet, şekerlimi serpiştirmek önemli. Hadi açalım şunları. Genelde bunları benim için kesen birileri olur. Kesmeseler şaşardım. Benimse ilk karpuzum olmayacak. Nereden başlasam? İşte buradan. Hadi bakalım. Dikkat eder misin? Yapış yapış oldum. Daha önemli sorunlarım var. Şu sulu güzelliği yemek gibi. Tam da olgunlaşmış. Neyse. Hadi bakalım. Çok özür dilerim. Bunu tamamen yemişim. Peki bu dev dilimle ne yapacağım? Öyle sade sade yemeyeceğim. Bekle. Annem de bana öğle yemeği koymuştu. Bunları üstüne koyabilirim. Bazen işleri bir adım öteye taşımak gerekebilir. Üstüne biraz yoğurt dökelim. İstediğiniz kadar olur. Sonra da güzel bir yayalım. En sonunda da meyvelerle işleri son aşamaya taşıyalım. İstediğin tasarımı yapabilirsin, böyle yemesi daha kolay olacaktır.
Nereden aklına geliyor bu ya? Çekiç, oyun şimdi başlıyor. Hadi karpuzu paramparça edelim. Lexi, hayır. Sen ne olacağını sanmıştın ki? İşe yaradı. Sıçrama menzilinde olduğunuz için üzgünüm. Özür dilerim. Neyse, biraz meyveden bir şey olmaz. Sen kazandın Lizzie. Buradan da paranla kurtulamazsın.